seslendirdi. Sofitel Otel Özge ile Kahve Bahane'yi sunar. Kahve Bahane'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Yine kalabalık böyle keyifli sohbetimiz olacak bir soframız var. Kimler bizimle birlikteymiş? Diş teknisyeni Ensar Aydın, diş hekimi Gözde Orhan, güzellik uzmanı Necla Tarası ve uzman estetisyen Gökçe Çetin bizimle birlikte. Ensar Bey, sizle başlıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Diş teknisyeni ne iş yapar? Diş teknisyeni aslında diş kliniklerinin görünmez yüzü, mutfak kısmıdır. Diş hekimlerinin yapmış olduğu işlemlerin akabindeki üstlerinde yapılan porselenleri, protezleri ve apareleri teknisyenler yapar. Laboratuvar ortamlarında yapılır. Bunlar klinik ortamlarında yapılmaz. Bu protezlerin hastaya ulaşana kadar hekimden geldikten sonraki süreci yöneten çalışanlardır sağlık sektöründe. Aslında görünmez melekler değil mi? Biz orada güzel bir gülümsemeye sahip oluyoruz ama oradaki bütün ince işçilik size ait anladığım kesinlikle kadarıyla. Peki dijitalleşme süreci sizin işinizi, mesleğinizi nasıl etkiledi? Çok fazla etkiledi. Performansı arttırdı, hasta beklentilerini arttırdı. Çünkü dijitalleşme konvansiyonel sistemleri ortadan kaldırdı. Şimdi diş hekimlerine gelen hastalar artık sağlığın haricinde bir diş beklentileri, bir estetik beklentisiyle de geliyorlar. Bu aşamada da tabii dijital bizim elimizi çok rahatlatıyor laboratuvar olarak. Çünkü bundan önceki sistemlerde hastayı görmeden sadece ufkunuzu genişleterek bir protez yapabiliyordunuz. Şimdi dijital ortamlarda hastanın ağız ölçüleri, resimleri, görselleri tamamen sizde paylaşılıyor. Bilgisayar ortamlarında bunlar yapay zeka kullanılarak tasarımlar üretiliyor ve hatayı minimize ediyorsunuz. Bu sayede de hastanın beklentisini yükseltip daha doğru sonuçlara, daha hatasız bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bu hasta için de büyük bir artı değil mi? Aslında tedaviye başlamadan sonucu görebiliyorlar. Kesinlikle. Çünkü buradaki işlemde hasta beklentisini dijital ortamda görüp karar verip ya da değiştirip işlemin sonucuna başlamadan gidebilme yetisine sahip oluyor. Ve süreci de hızlandırdı herhalde değil mi? Kesinlikle. Klinik ortamında eğer laboratuvar desteğini hızlı alabiliyorsa hekim ve klinik, aynı gün içerisinde takılan protezler olabiliyor. Mevcut. Peki protezler nasıl tasarlanıyor? Protezler kliniğe gelen, hekime gelen hastaların beklentisiyle alakalı. Burada implant üzeri protez olabilir, çekim eksiği olan hastalarla alakalı olabilir, tamamen full dişsiz vakalarda olabilir. Bunlara tamamen gelen hastanın ve hekimin planlamasının üzerine bize bildirilen rota üzerinde yapılarak dijital ortamda artık birçok protez CAD/CAM sistemleriyle el değmeden bilgisayarlı ortamda hazırlanıp bilgisayarlı sistemlerde üretilerek hastaya ulaştırabiliyoruz. Daha öncesinde 15 günlük süreçte üretilen porselenler aynı gün içerisinde üretilebilme yetisine sahip oldu artık. Peki işin bu dijital kısmı hayatınıza girmeden önce her şey manuel bir şekilde mi yapılıyordu? Kesinlikle manuel bir şekilde. Tamamen bir zanaattır aslında bu. Yani evet, porselenler bundan önceki sistemlerde dijital yokken tamamen el yordamıyla şekillendirerek katı maddeleri hamur haline getirip üzerinde fırçalarla, spatüllerle şekillendirerek, dediğim gibi ufkunuzdaki tasarlamış olduğunuz işlemlerle yaptığınız bir yöntemdi. Ama şu an bilgisayarlı ortamda birçok skala var, birçok form demoları var. Bunlar da yapay zeka üzerinden sistemi yüklemiş olduğunuz hastanın profiline göre en uygunu seçip direkt olarak çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Peki bu dijital sürece geçildiğinde ekstra bir eğitim alınması gerekti mi daha önceki manuel sistemi yapanlar? Tabii ki, kesinlikle. Mesela bir önceki jenerasyon buna çok uyum sağlayamadı diyebiliriz. Zaten üniversite bazında da artık bunlar eğitim prosedürüne girmeye başladı. Artık okullarda da bunların eğitimleri var. Bizim takip ettiğimiz, bildiğimiz fakültelerde bunlarla alakalı işte dışarıdan destek alıp bu firmalardan dijitalleşmeyle alakalı
öğrencilere de artık dijital olarak da müfredata da yakın bir zamanda girer. Yani girmese de işlenebiliyor artık. İşlenebiliyor. Gözde Hanım, hemen o zaman size dönüyorum. Gülüş tasarımı nedir? Gülüş tasarımı, hastamız geldiğinde fotoğraflarını çekiyoruz. Daha sonrasında Ensar Bey'in de söylediği gibi dijital ortamda çevre dokularla ilişkisine bakıyoruz. Tabii ki öncelikle mevcut olan dişlerin sağlığını birazcık ne yapıyoruz? Daha iyileştiriyoruz. Kesinlikle daha iyileştiriyoruz. Ve sonrasında diş eti hizalanması, diş formları, altın oranları kullanıyoruz yine. İşte diş rengidir, köşelerin yuvarlatılması, yaşlara göre, cinsiyete göre birçok faktör var. Buradaki tüm parametreleri hastalarımızla kombine biçimde tedaviye dönüştürüyoruz. Kişinin de isteğine göre de tabii her ki bunlar şey şekilleniyor. Ama önce gülüş tasarımı dediğimizde de bir hekim olarak önce diş sağlığı, ağız sağlığı diyorsunuz. Kesinlikle. Yani, İlk önce ona bakılıyor. Peki gülüş estetiği dediğimiz şey bütün bir gülüşü mü kapsıyor? Yani biz burada dudakları da mesela içine almalı mıyız? İşte burun dudak mesafesine her şey dahil mi buna? Kesinlikle doğrudur. Şöyle hastaya böyle evde hani televizyon izliyormuş gibi normal istirahat halindeyken gözlemliyoruz, fotoğraflıyoruz. Daha sonrasında birazcık daha böyle komik şeyler de söyleyerek birazcık gülüş hattına bakıyoruz. En sınırlarda hangi dişleri görüyoruz biz? Premolarlara kadar yani küçük azılara kadar mı görüyoruz? Daha işte birazcık daha geniş olabiliyor. Yani diş sayısını artırarak tamamlayabiliyoruz aslında. Evet. Hastalar size en çok ne isteyerek geliyorlar? Neyi talep ediyorlar? Dişlerim bembeyaz olsun isteğiyle gelen birçok hastamız var. Biz de muayenelerimizden sonra ilk önce mevcut olan dişlerin sağlığını düzeltiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani her şey kesinlikle estetik değil. İlk önce fonksiyon görmesi gerekiyor. Ağrısız, sızısız hayatına devam etmesi gerekiyor hastanın. Mesela beyaz yönde... diş doğru bir şey değil, değil mi? Beyaz diş çok da doğru sayılmaz. Neye göre diş rengine karar veriliyor? Onu hep merak ediyorum. Şöyle, dişin kendi doğal rengini aslında gördüğümüzde mine tabakası değil de onun altındaki dentin tabakası belirliyor aslında. Mine dediğimiz bizim işte aynada elimize aldığımızda baktığımız beyaz kısım aslında altındaki dentini yansıtıyor. Transparan bir tabaka. Dentinin kendi doğal rengi var. Yani tüm dişler bembeyaz olacak diye bir koşul yok. Kesinlikle yok. Kişinin yaşı, cinsiyeti, ten rengi bütün bu şeyler aslında göz önünde bulunduruluyor değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Yani sürdüğümüz bir rujun rengi bile dişin rengini açabiliyor. Kesinlikle. Peki bu Hollywood smile dedikleri şeyde hep böyle bir güldüğünde bütün dişler gözükecek, arkada karanlık nokta olmayacak falan doğru mudur bu? O karanlık nokta olmaması mı gerekiyor? Aslında biraz önce anlattım işte 5 numaralı ya da 6 numaralı dişler olarak anlattım. Yani güldüğümüzde dudak ile diş arasındaki o siyah kısmı bizim çok az görmemiz gerekiyor. Daha doğrusu hiç görmememiz gerekiyor. Ona göre hastalarımıza dişlerinin tedavisi tamamlandıktan sonra işte uzman estetisyenlere yönlendiriyoruz. Hani botoksla destekleyebilirler ya da dolguyla dudak için değil Evet mi? Doğrudur. Aha. Bir de diş eti estetiği var, pembe estetik dediğimiz şey. Zorlu bir işlem mi diş eti estetiği? Diş eti estetiği aslında şöyle lazer işlemleri yapılarak yapılarak dediğim gibi çok kanaması hiç olmayan hastanın konforlu bir biçimde hissettiği bir tedavi süreci aslında. Korkulacak bir şey değil yani diş eti yani, problemi kesinlikle, varsa. Kesinlikle evet zaten anestezi altında yapılıyor. Eskiden işte bistürüyle kesilirdi yani birçok yerde yine öyle devam ediyor olabilir ama şu anda lazerle diş eti normal hizalanıyor. Daha sonra onun iyileşmesi bekleniyor. Epitel dokudu tedavi olduğunda da çok güzel bir iyileşme sonuç görüyoruz. Sonuç oluyor. Evet. Gökçe Hanım, güzellik uzmanı olmak için hangi eğitimleri almak gerekiyor? Milli eğitim onaylı belgeler veriyoruz. Üçüncü şubemizi zaten akademi olarak açtık. Siz kendiniz eğitim veriyorsunuz. Evet. Ben yine kurumda müdürümüz, hocalarımız da var. Kişi geldiğinde önce ne istediğini öğrenmek istiyoruz. Ne konuda uzmanlaşmak istediğini? Kesinlikle öyle. Yeteğinin olup olmaması ya da işle bir ilgisinin olup olmaması bizim için önemli değil. Sadece şu var aslında, şu etkiliyor. Yeteneği varsa biraz daha hızlı ilerliyoruz. Tabii ki. Bu konuda bir
Yetenek yoksa ama içerisinde evet bir istek var ki bize başvuruda bulunuyor. Bu süreçte elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Temel bir güzellik uzmanlığı eğitiminde neler öğretiliyor mesela? Lazer epilasyonu olması lazım. Bölgesel ince alma olması lazım. Yine kalıcı makyaj olması lazım. Bunun gibi temelde olması sonra gereken. Sonra istediği şeyde uzmanlaşabiliyor aslında değil mi? Üzerine ilave ederek birçok şey ekleyebiliriz. Kimler katılabilir bu kurslara? Bunda herhangi bir cinsiyet ayrımı ya da ırk ya da yaş sınırlaması yok zaten. İsteyen herkes başvurabilir. Geldiklerinde istediğimiz bazı kurumun bizden istedikleri, milletimizden istedikleri bazı şartlar var. Bunlara uyduğu sürece herhangi hiçbir problem herkes yok. Herkes eğitime gelebilir. Kesinlikle. Peki sonrasında sizin eğitim kurumunuzda aldıkları sertifikalarla kendi işlerini kurup ticarete atılabiliyorlar mı? Kesinlikle. Uzun bir süreçten geçmeleri gerekiyor zaten. Böyle kısa eğitimlerle çok verimli olabileceğini düşünmüyorum. Uzun bir eğitimin sonrasında zaten tekrarlaması gerekiyor. Sürekli pratik yapması gerekiyor. Üzerine düşmesi gerekiyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. İş yeri açması için zaten verdiğimiz belge iş yeri edindirme. Evet. Resmi olarak güzellik uzmanı olarak çalışabilir veya kendi işletmesini açabilir. Açabilir. Şimdi Necla Hanım'a döneceğim. Hep birbiriyle de bağlantılı konular olmuş. Güzellik uzmanı kimdir, nedir? Neyi güzellik uzmanı? Güzellik uzmanı şöyle, kişinin cildini analiz ederek doğru ekip ve ekipmanlarını seçip, ürünlerini seçip tek başına karar verebilme yeteneğine sahip kalifiye bir kişidir. Kalifiye bir kişidir evet. Aslında. Peki nasıl güzellik uzmanı olunur? Nasıl güzellik uzmanı olunur? Mesela iki şekilde güzellik uzmanımız olabilirler. Liselerden başlayıp, meslek liselerinden başlayıp, üniversitede de bazı üniversiteler sağlık hizmetleri adı altında saç ve güzellik uzmanlığı alanları var. Bazı üniversitelerde sadece saç ve güzellik uzmanlığı alanı adı yani altında eğitim veriyorlar. Evet. Alabiliyorlar. Örneğin ben lise mezunuyum. Atatürk Kız Meslek Lisesi mezunuyum. Güzellik uzmanlığı alanında. O zaman bizim dönemimizdeki eğitimlerde geçiş hakkımız vardı. Marmara Üniversitesi'nden mezunum ben. Yıllar içerisinde birçok şey yıllar içerisinde herhalde. Aslında şöyle, eğitimlerde bir yerde teorilerle hayatınızı sürdüremiyorsunuz. Güzellik uzmanı olmanın en başlıca olması gereken şeyler pratik. Pratik teoriyi mutlaka pratiğe dökmek zorundayız. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Ben 26 senedir 26 yapıyorum. Sene. Evet. 9 sene 6 tane doktorla birlikte bir estetik polikliniğinde asist ettim onları. 4 yılda kendi hocamın polikliniğinde çalıştım. Aynı zamanda stajımı yaptım. Aynı zamanda da sağlık kurumları mezunuyum ben aslında. İşletmesinde 15 yıldır da kendi yerimi işletiyorum. İşletmesinde kendim yapayım istedim aslında. Biraz da bu konuda güzellik uzmanı olabilmek için tek hani meslek değil de her alanda kendini yetiştirip kesinlikle bilgi birikimini artırmak gerekiyor. Mesela ben botanik okumayı istiyorum şu anda. Botanik okumamdaki sebep de şöyle, bitkilerin gerçekten kullandığımız yağların aromaların hani tamamen bilimsel olarak bunu yapmak istiyorum. Mesela aldığımız yağları bazı şeyleri birbirine karıştırırken yok diyorum ben bunu bilmiyorum yapmamalıyım. Çünkü sonuçta kişiler bize güvenerek geliyor. Tabii ki. Güvenerek tanışıyor ve bedenini teslim ediyor. Yani ben her zaman empatiyle çalışmayı çok seviyorum. Tabii ki. Hani onun yerine ben olmak ister miydim? Hani bana yapılsın ister miydim? Ne güzel değil mi? Ya da şöyle, bu kişi bana referans olabilir mi? Buna nasıl güzel bir şey yapabilirim ki, başka bir müşteriye tavsiye eder mi beni? Çok mantıklı. Aslında kesinlikle çalışma sistemimiz bu olmalı. Güzellik uzmanı olmak, sevmek gerekiyor bir kere. Sevmek her şeyden gerekiyor. Önce. Kısa bir aramız var şimdi. Hemen sonra burada olacağız. Sofitel Otel'in sunduğu Özge ile Kahve Bahane devam edecek. Koçak mücevherleriyle tanışmanın tam zamanı. Eşsiz tasarımlar, kaçırılmayacak fiyatlarıyla sizleri bekliyor. Mücevher için size Koçak yeter. Koçak. Gayrimenkulde geleceği görmek için geçmişe de bakmak gerekir. Biz geçmişimize bakınca zamanının ötesinde 50 yıl sonrasının düşünüldüğü yapılar görüyoruz. Türkiye'nin gayrimenkul devi olarak küçük bir Dubai şehri kadar alanı kaplayacak projeler geliştirdik. Şimdi geleceğe bakıyoruz ve çok daha fazlasını görüyoruz. Projelerimizle bölgeleri dönüştürmeye,
ülkemize değer katmaya, dünyada trendleri belirlemeye devam edeceğiz. DAP, doğru alanda projeler. Kuyumcu Kent'te Sevgililer Günü'ne özel indirimler başladı. Sevdiklerinize özel alışveriş fırsatları, işçilikten indirimli fiyatlarla, imalattan size, sizden sevdiklerinize. İstanbul Kuyumcu Kent. Bu cuma BİM'de kaktüs desenli meşrubat bardağı 6 lira 90 kuruş. Kaktüs desenli dörtlü çerezlik 24 lira 90 kuruş. Kaktüs desenli 11 parça kahvaltı seti 99 lira 90 kuruş. Kaktüs desenli daha birçok ürün, birçok çeşit bu cuma BİM'de. Koçak mücevherleriyle tanışmanın tam zamanı. Eşsiz tasarımlar, kaçırılmayacak fiyatlarıyla sizleri bekliyor. Mücevher için size Koçak yeter. Koçak. Sofitel Otel'in sunduğu Özge ile Kahve Bahane devam ediyor. Peki Necan Hanım, bir güzellik uzmanının görevleri nelerdir? Nasıl düşünmesi gerek anlattınız ama hangi durumlarda güzellik uzmanına geliniyor? Güzellik uzmanına nasıl gelinir? Cildin dış bakımı, komple beden bakımı ile ilgili güzellik uzmanına başvurulabilir. Güzellik uzmanı cildin masajını, bakımını, uygun ürünlerle neler yapılması gerektiğini, hangi ürünlerin uygun olup olmadığını karar vererek bir kere cilde uygun bir bakımı seçmesini. Kendi başına buna karar vermesi gerekiyor. Evet, kendi başına bunlara karar vermesi gerekiyor ve uygulamasını da yapabilir. Tüm beden masajlarını yapabilir, makyaj yapabilir, el ayak bakımlarını yapabilir. El masajı, manikürü, pedikürü, peelingi. Her şeyi biliyor olması lazım aslında. Evet, ürün tavsiyelerinde bulunabilir, ürün satışı yapabilir, faaliyetlerde bulunabilir, eğitim. Yani daha çok stajyerlere mesela ben özellikle yerimizi çok iyi, kaliteli bir meslek grubuna bırakmak istediğim için ben bazı stajyerlerim var, böyle boş zamanlarında yazın çok oluyor bunlar. Diyorum ki gelin hadi bir gün yapalım bugün. İşte birinize cilt bakımı yaparım, birinize el ayak bakımı yapalım. Pratik çok önemli. Evet. İşte birinize vücut bakımı yapalım. Hani bunları kesinlikle gelin diyorum yapalım. Hem öğrenin hem pratiğini kazanın. Kesinlikle. Evet. Bir de sürekli gelişen bir sektör. O yüzden sürekli bazı eğitimler de almak gerekiyor sürekli herhalde. Sürekli kendini yeniliyor. O yüzden bir sürü şeyi de üzerine eklemek lazım. Kesinlikle. Ensar Bey, implant üzeri protez kaplama nedir? İmplant üzeri protez kaplama, hastanın kendi dişleri kalmadığı zaman hekime başvurup üzerine bir eksiği tamamlamak için geldiğinde yapılan bir protez sistemi. Aslında hiçbir hasta hiçbir kliniğe implant olarak ya da bir protez olarak gitmiyor. Tamamıyla eksik dişini tamamlama amacıyla gidiyor. Bu seviyede hastanın eğer kendi dişlerinde eksiklikleri varsa, kaybedilen dişler varsa, klinik ortamında bir implant yapıldıysa bunun üzerine yapılan bir protez sistemidir. Burada da standardımız olmadığı için her kişiye özel, özel olarak tasarlanan, bu dijital sektörde de aynıydı, konvansiyonelde de aynıydı. Çünkü implant yapıldıktan sonraki diş eti formları tamamıyla herkeste farklı olduğu için kişiye özel bir şekilde yapılıp üzerine uygulanan protez sistemleri. Dikişsiz implant nedir? Dikişsiz implant, bu aslında halk arasında kullanılan bir tabir. Biz sektörde kendi içimizde surgical guide diye bizim aslında kemik içerisinde, hekimlerin kemik içerisinde gözü olan bir protez sistemidir. Hasta kliniğe gittiğinde klinik ortamında bir tomografi alınır. Bu tomografi sayesinde hastanın kemik distansesi dediğimiz D1, D2, D3, D4 diye adlandırılan kemik yoğunluğunu. Bu sayede de hastaya aynı gün protez takılıp takılamayacağına, o hastadaki implant yapılacak pozisyona, mesafeye, boyuta, bunları dijital ortamda hesaplayıp hastaya herhangi bir kese, dikiş, sütür atılmadan bu kullanılan kılavuz proteziyle birlikte cerrahi işlem yapılır ve bu cerrahi işlem sonrasında minimum kanama ile birlikte üzerine aynı günde protezi yapabilme yetisine sahip oluyorsunuz. Bunun avantajı ne olabilir ya da ne zaman kullanılabilir derseniz, birincisi implant yapılırken hocalarımız kemiğin içerisini görmeden sadece tomografi üzerinden yapmış oldukları analizlere göre implantı yerleştirirler. Surgical guide ile yapılan implantlarda içerideki dediğim gibi görünmeyen gözünüz olduğu için yapılan protezde istediğiniz açıda
planlanan açıda yapabilme olasılığına sahipsiniz. Ve bu sayede de üzerine yaptığınız protezi yine işlem başlamadan bitimindeki planlamayı yapabilme yeteneği sağlar. Normal sistemde, konvansiyonelde dikişsiz implant değil de normal bir prosedür izlenecekse klinik ortamında yine tomografiler alınır. Hastanın kesi işlemleri yapılır, implant yerleştirilir ve osteointegrasyon süreci dediğimiz 3 aylık bekleme. Minimum bir bekleme süreci olur. Anladım. Bundan sonra tekrardan bir protez aşaması başlar. Ama bunda gerek artık kalmıyor. Artık gitgide her şey hızlandı. Diş teknisyenliğinin zorlukları nelerdir? Diş teknisyenliğin zorlukları tamamen biraz önce güzellikle alakalı dediğiniz gibi yaşayan bir sistem. Hı. Maalesef takip etmek gerekiyor. Sürekli bir şey geliyor üzerine değil mi? Kesinlikle yeni materyaller, yeni ürünler, işte cihazlar. Önceden porselenler vardı, şimdi zirkonyumlar var. IMEX dediğimiz materyaller var. Bunları takip etmek zorundasınız. Yaşayan bir sistem olduğu için tamamen buna yetişmek ve ayak uydurmak zorundasınız. Buradaki aslında olay tamamen hekimlerle teknisyenlerin ikili ilişkileriyle alakalı, yani birlikte çalıştığı ortamla alakalı. Şimdi siz bir dijital ortamda çalışıyorsunuz ama kliniğiniz dijital ortamda çalışmıyorsa bir ayağınız havada kalıyor. Evet. Ya da hekim full dijital yatırımını yapmış ama laboratuvar hala konvansiyonel çalışıyorsa yine ona ayak uyduramıyor. Ve bizim önceki çalıştığımız sistemlerde silikozist rahatsızlıkları bile yaşayabiliyorduk. Çünkü vakumlu ortamlar yoktu. Çalışma ortamları çok steril değildi. Ama şu anki teknolojide Sağlık Bakanlığı'nda artık ağır yaptırımları sayesinde birçok şey düzene girdi. Ve bu yoğun ağrılardan, yoğun streslerden kurtulmuş oldunuz. Gözde Hocam, flor nedir? Ne işe yarar? Flor vücudumuzda bulunan bir element aslında. Hı. Yoğunlukta olarak kemiğimizde bulunuyor ama hani bir diş hekimi olarak tabii ki bahsedeceğim konu dişler. Hı hı. Dişlerin üzerinde o kadar güzel etkileri var ki aslında. Hı hı. Bizim vücudumuz üretiyor mu flor? Flor üretmiyoruz. Hı hı. Sadece var. Biz dışarıdan aldığımızda, hı hı, vücutta sistemik olarak depolanıyor. Ha. Depo alanları var. Saçta, tırnakta eser miktarda ama yoğunlukta kemik ve dişte depolanan, hı, bir element kendisi. Diş tedavisinde mi kullanılıyor? Diş tedavisinde de kullanıyoruz. Ne gibi durumlarda? Şöyle, çürük önlemede, hı hı, var olan başlamış bir çürüğü durgun hale geçirmede, hı hı, ve biz çürük tedavisinde kullandığımız dolgu materyallerinin içerisine de koyarak, evet, yani birçok ortamda kullanabiliyoruz aslında. Jel olarak kullanabiliyoruz. Çoğunlukla çocuk hastalarda aslında, hı hı, kullanılmasını öneriyoruz. Erken yaşta çürümeler falan engellensin diye mi? Kesinlikle. Hı hı. Bir hastamız muayeneye geldiğinde, hı hı, oral hijyenine bakıyoruz. Eğer çürük aktivitesi çok yüksekse anne ve babasına hani birazcık yönlendirme yapıyoruz aslında. Nasıl kullanılıyor flor? Şöyle, hem hastalar bireysel olarak kullanabiliyor, hı, hem de profesyonel olarak biz kullandırıyoruz. Hı hı. Bireysel olarak hastalar diş macunlarından, hı, gargaralardan, işte aynen, devlet politikaları var, içme sularına katılıyor. Hı hı. Onların hani konsantrasyonları çok çok düşük. Hı hı. Ama bizim kullandığımız profesyonel olarak da jeller var. Hı hı. Yine diş hekimi uyguluyor yani bunu, aynen, değil mi? Aynen, biz uyguluyoruz. Aha. Daha sonrasında vernikler var. Özellikle dediğim gibi çocuk hastalara uygulanması gerekiyor. Anne ve babada aslında birazcık ön yargı var. İşte flor zeka geriliği yapar mı? Ha, böyle söylentiler mi var? Kesinlikle. Hı-hı. Yani. Bir yan etkisi var mıdır florun? Yan etkisi şöyle. Çok yüksek miktarda alındığında toksik etkileri var. Hı-hı. Akut, hı-hı, olarak ve kronik olarak gördüğümüz tablolarımız var. Hı-hı. Akut zehirlenmelerde aslında hastalarda işte kusmadır, normal, abdominal ağrı, hı-hı, ishale varan, yani daha çok şöyle diyeyim, komaya varan sorunlar yaşanabiliyor. Sorunlar yaşanabiliyor. Akut, ama yani kontrollü bir anda, uzman eşliğinde kullanılması gerekiyor. Kesinlikle. Hı-hı. Yani okulda da mesela velilerin işte imzalatılıp çocuklara flor uygulamalarını yaptırmalarını öneriyorum. Hı hı. Ya da gelecekler bizim hani kliniklerimizde çok daha kontrollü, siz biçimde bir uygulayacağız ki çocuk hem diş hekiminde geldiğinde çok fazla korkutucu bir işlem değil. Çok olmadı, rahat. Diş hekimine de alışacak böylece. Kesinlikle, değil mi aslında? Kesinlikle gelecek. Böyle, hı hı, biz konuşacağız dişinin üzerine böyle oje gibi, yani fırçalarla, cilalarla uyguluyoruz. Hı hı. Hem hasta rahat ediyor, hem hastalarla böyle anlaşıyoruz, şey yapıyoruz. Yani hem bir travma da yaratmıyoruz.
çocuklar için de iyi bir diş hekimi eğitimi olabilir aslında. Evet, doğru. Gökçe Hanım, özel ders alınıyor mu güzellik uzmanlığında? Kesinlikle. Birebir ders var yani. Evet, evet. Daha mı etkilidir? Şöyle, şimdi uzun bir süreç var. Eğitim sürecini bitirdik. Mezun oldu, yazılı sınavını geçti, teoriyi geçti, yazılı uygulamayı, bunları geçti. Hı hı. Hala da sürekli zaten pratik yapması gerekecek ama... Pratik yapmadan, işte iş yerini açmadan önce biraz daha kendim geliştirmek istiyorum. Tekrarını yapmak istiyorum. Tüm öğrendiğim şeylerin üzerinden geçmek istiyorum diyorsa, hı hı. Ki biz bunu zaten öneriyoruz. O süreçte özel derslerde birebir takviyede bulunuyoruz. Kendini geliştirmek için. Kesinlikle. Peki ne kadar sürer bir güzellik uzmanlığı eğitimi? Şöyle, dediğim gibi milli eğitime bağlı olduğu için belli bir saat kuralı var zaten. Hı. 826 saat dediğimiz güzellik uzmanlığı. 826 saat. Evet, bu süreci tamamlaması gerekiyor. Hı. Bunun kısaltılmış eğitimleri de var aslında ama biz daha çok daha uzun bir sürece yayarak sindire sindire dediğimiz bir yöntemle öğrenmesini istiyoruz. Çünkü danışanın dosyası nasıl tutulura kadar yani her şeyi kademe kademe öğretiyoruz. Teori bilgisini, altyapısını, zeminini sağlam olması için süreyi yaymamız onun için de bizim de onunla gururlanmamız için güzel bir. O yüzden de sindire yapmakta fayda var. Necla Hanım, size döndüm. Yazın ve kışın yapılan cilt bakımları farklılık gösterir mi? Tabii ki. Yazın özellikle cilt bakımına, aslında yazın cilt bakımı yapılmaz. Hı. Öyle diyelim. Haziranla Eylül arası cilde ciddi bir bakım, pH'sını bozmak çok doğru bir işlem değil aslında. Neden? Sıcak havalarla. Sıcak hava iklimine göre aslında, iklimine ve bölgesine göre de seçilebilir. Şimdi İstanbul'un ikliminde ben yazın hiçbir şekilde 2 ay cilt bakımı yapmıyorum. Vücut bakımı yapmıyorum. Diğer işlemlerin bazılarını da yapmıyorum. Epilasyon, depilasyon gibi bu tarz mesela. İşlemleri de yapmıyoruz mesela. Neden? İstanbul'un iklimi çok nemli bir havaya sahip. Biz şöyle bir aslında şöyle bir düşünce var insanlarda. Ben güneşten korudum, tamam, bitti. Değil aslında. Terlediğimiz zaman da terin amonyak asitinden dolayı da oksitleniyor, lekeleniyor. Biz güneşten korusak bile terden koruyamıyoruz. Kesinlikle. Bölgeye göre ona göre seçilmeli. Bir Anadolu'da belki cilt bakımı yaptığında bir güneş koruyucu kullandığınızda yeterli. Bunu atlatabilirsiniz. Yeterli olur, cildi koruyabilirsiniz ama İstanbul'da cilt bakımı yaptığınız zaman pH'sını mutlaka bozuyoruz. İşte şöyle, hani bir peeling yapıyoruz. İlla ki bir soyma, yüzme işlemi oluyor. Evet, mutlaka soyma işlemi yapıyoruz. Yani bir peeling yapıyoruz, buharda açıyoruz, gözenekleri açıyoruz. Peeling yapıyoruz, bir pH'sını bozuyoruz. Bozduktan sonra bir hafta, 10 gün kendi pH'sını yerine koymaya çalışıyoruz ama hiçbir zaman kendi pH'sı gibi olmuyor. Olmuyor. Biz maalesef ki güneşten de etkileniyoruz, işte hava atmosferinden etkileniyoruz, terden etkileniyoruz. Rüzgar oluyor mesela, ondan bile etkilenebiliyoruz. Yani diyorsunuz onun için ki yazın biraz bırakın. Eğer ki sabah akşam jel tarzı bir temizleyici, hafif bir nemlendirici, su bazlı bir nemlendiriciyle nemlendirip cildi güneş koruyucuyla korursak aslında yazın en güzel bakım güneş. Bakım bu, kendi güneş. Bakımımız. Zaten güneşe çıkıyoruz, güneşte cildimiz kendini yeniliyor zaten, soyuluyor. Peki evet. Hemen orayı da konuşalım gelmişken sırası. Günlük cilt bakımı rutini nasıl olmalı bir insanın, neler kullanmalı? Cilt bakımı rutini aslında şöyle, ayda bir kere cilt bakımı gerekli artık çalıştığımız ortama göre. Ortamda çok kirli bir ortamda yaşıyoruz bir kere. Gözeneklerimizin siyah nokta o diye adlandırdığımız aslında gözeneklerin içini yağla dolup üstünün kirlenmesidir. Biz evde ne kadar bunu günlük temizlesek de sadece siyah noktanın üzerinin kirini atabiliyoruz maalesef. Güzellik salonlarında bunu ozon buharıyla açıp yumuşatıp ondan sonra gözeneklerin içini vakumlayarak ya da sıkarak boşaltıp da temizlersek ona göre günlük bakımı da sabah akşam jel tarzı bir temizleyici, hafif bir nemlendirici cilt tipine göre. İşte karmaysa karma, kuruysa kuru, yağlıysa yağlı. Peki nasıl seçeceğiz doğru ürünleri? Bir uzmandan mutlaka ilk etapta yardım almakta fayda var mıdır? İçeceğiz derken? Nasıl seçeceğiz? Nasıl seçeceğiz? Ciddi tabii ki mutlaka bir güzellik uzmanına ya da ilgili bir merkeze gidip cilt analizi yaptırması gerekiyor. Karma bir cildi mi var? Kuru bir cildi mi var? Bir kereye mahsus bile olsa, evet, değil mi? Evet, bir kere gidip mutlaka yaptırması gerekiyor. Uygun öneri alması gerekiyor. Şimdi yağlı bir cilde... kuru bir cilde yağlı bir krem kullandığımızda bir şey olmaz da yağlı bir cilde eğer yağlı bir krem kullandığımızda mutlaka sivilce ve akne olarak geri dönüyor. Problem olur.
Günümüzün gençleri de maalesef hiçbir zaman sivilceye bu tarz şeyleri kabul etmiyorlar. Bir hekime gidiyorlar, işten tedavi görüyorlar. Aslında en güzeli cildimizi kesinlikle mesela genç yaşlarda, ben 25-26 yaşına kadar kesinlikle yağlı değil de böyle %70 su emisyonu olan, %70'i su olan o tarz ürünleri tavsiye ediyorum ki daha çok koruyucu olsun onlar için sadece. Hani desteklememize zaten gerek yok. Onların yağ bezleri falan çok aktif ve kendi nemlendiricisini zaten üretiyor yaşam. Eğer bir problem de varsa cildimizde hekime ve güzel kesinlikle, kesinlikle, tabii ki. Bunları tabii çözeceğiz. Ki, kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Özge ile Kahve Bahane'nin bugünlük de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Otel Özge ile Kahve Bahane'yi sundu.